tabağım tamamen boş. Ve ben çok açım. Hayır, hiç oluyor. Geldim, geldim. Birisi acıkmış galiba. Şef Betty yardım etmek için acele ediyor. Sadece bugün bu oklavayı alacağım. Kıpırdı ama ne yaptığımı biliyorum. Gördün mü? Sadece bir elma çekti. Bu ses de ne? Haklısın. Paige'e yardım etmeliyiz. Herkes bir arada görüyorum. Wednesday bile. Öyleyse meydan okumaya başlayalım. Bu şey her zaman onun omzunda mı? Ne pişirecekler acaba? Tabii ya, böyle bir pasta yapabilir misiniz? Çok kolay, bununla başa çıkabilirim. Un ve süt lazım. Şimdi iki yumurtayı kıralım. Tereyağını. Tabii ki de şekeri alıp hepsini karıştırıyoruz. Harika bir hamur çıkıyor. Değil mi Wednesday? Harekete geç. Önce unu. Evet. Kaseye. Sonra sütü. Yumurtayı kır. Evet. Şekeri de unutma. Şimdi her şeyi iyice karıştır. Ben de kendimden bir şey ekleyeceğim. Evet. Bu kesinlikle çok daha iyi. Aferin El onun için her şeyi hazırladı. Ne var ya bunda? Tamam, ben kendin topla, pişirmelisin. Kekleri alıp onlardan ilk katmanı yapacağım. Şimdi krem şantiyle kaplayacağım. Bir kat daha küçük kekler ve daha fazla krem şantiyle kaplayacağım. Ne kadar güzel. Çok lezzetli. Peki El orada ne yapıyor? Tamamdır. Pasta neredeyse hazır. Nerede? Onu kimse görmedi mi? Neyse. Pastayı ben hallederim. Bıçağım nerede? İşte burada. Fazlalıktan kurtulalım. En azından bana hazırladı. Biraz buraya, biraz oraya. Ve doğrudan gerçek beyin. Hoşuma gitti. Tam yereyken. Evet, korkunç. Tamam, neyse. Pasta kendisini hazırlayamaz. İkinci katı yapmanın zamanı geldi. Kekler kremiyle kaplayacağım. Ve şimdi bir spatula ile düzelteceğim. Dümdüz olsun. Harika. Görünüşe göre pastanın süsleri eksik. Şimdi bunu düzelteceğiz. Kalıpları sütlü çikolata ile kaplayacağım ve sıvı nitrojenin daha çabuk donması için tam gereken. Şimdi çikolata ve tabii ki fındık ekleyeceğim. Birkaç hareket ve gerçek bir M&M's oldu. Büyük olanlarla buraya bir küçük olanları da üstüne serpeceğim. Evet, pastam hazır. Kendimi açtım. Öyle değil mi Wednesday? Çok şeker. Ama kendimkine biraz kan ekleyeceğim. Evet, daha fazla. Peki götler olmadan ne yaparım? Böylesi daha iyi. Peach gökkuşağını çok seviyor. Bu yüzden onu da ekleyeceğim. Güzel pasta. Bu ay canına Wednesday. Pasta canlı gibi görünüyor. Tabii ki canlı. Bu beyin. Hadi deneyelim. Vay canına, bu kocaman bir M&M's pastası. Bu beyin mi? Evet, benim pastasıyla başlasam iyi olur. Bunlar sadece krem şantiyle kekler. Lezzetli de ama pasta değil tabii. Tamam, şimdi şeften pasta. Vay canına, ne kadar büyük bir şeker. O derecesi ne lezzetli. Ve pasta daha da lezzetli bence. Vay be Betty. Sanırım Wednesday'in pastasını denemenin zamanı geldi. Umarım bu gerçek kan değildir. Dur bir dakika. Bu çilek şurubu. Bunlar da doldurulmuş jelibon gözler.
Çok lezzetli. Vay canına, pasta çok lezzetli. Wednesday bu sefer duramıyorum. Tebrikler Wednesday. Ben buna bayıldım. Bir dakika. Hareket mi ediyor? Bu insan eli mi? Yardım edin. O benim kafamda. Biri onu indirsin. Sen buradasın şey. Orada ne var? Böyle de olur. Makarna istiyorum. Noodle mı? Tamam, bunda sorun yok. Hızla hazırlanan noodle var ya. Kapağı açacağım. Baharatları oraya dökeceğim. Ve suyu ısıtacağım. İşte bu kadar. Orada ne var? Ha, korkunç. Tabağa iğrenç larvaları döktü. Wednesday sanırım Paige bundan pek hoşlanmayacak. Bırak ben çöpe atayım. Siz çok yumuşaksınız. Tamam. Bana makarna yapacağım. Sadece jöle karışımına su ve biraz kırmızı tırda boyası ekleyeceğim. Karıştırıyoruz. Şimdi budayıcım bana yardım edecek. Bardaktaki tüplerden fazlalığı keseceğim ve oraya hamur dökeceğim. Oraya kurabiyelerini ayıracağım. Kimsenin görmediği halde yapabileceğim hiçbir şey yok. Krem gerçekten çok lezzetli. Şimdi kurabiyelerden bir kırıntı yapacağım. Ve üstüne jelibonlu larvalarımı yayacağım. İşte size spagetti oldu. Harika. Üzerine koyacağım ve hazır oldu. Wednesday her zamanki gibi ben dev ev yapımı makarna yapacağım. Hazır. Şimdi onu kaynatmamız gerekiyor. Ya eğer hazır şeyi kaynar suyla kapatabiliyorsanız da bu tür zorluklar neden çekiyorsunuz? Şimdi kapağı kapatalım. Kapatalım söyledim. Hey! Kapanmıyor. Tabii ya, anladım. Şimdi onu ütüyle güvenli bir şekilde eriteceğim. İşte böyle belki. Ay, öğrenecek bir şey olsaydı bari. Neyse, makarnam pişti. Şimdi onu yağda kızartacağım. Ay, müthiş olmuş. Biraz peynir ve süslemek için birkaç domates. Müthiş resmen. Çok fazla çaba ama benim noodle hiç de daha kötü değil. Şimdi onu açacağım. Kahretsin, güvenli bir şekilde kapattım. Ne yapacağım? Tabii ya, sadece pipeti sakız ile takacağım. Böylesi daha da kolay. Tadam! Noodle hazır. Bizimkiler de. Ne kadar şey yapmışsınız. En güvenli seçenekle başlayacağım. Ay, ama bu çok sert değil mi? Ne kadar kuru bu makarnalar. Hiç sevmedim. Bunlar toprak içinde kurçuklar mı? Görünüşe göre canlı değiller. Tamam, tadına bakalım. Dayan Paige, yapabilirsin. Bir dakika. Evet, bu jöle ve oreo. Evet, bu çok lezzetli. Tamam. Bende ne var? Sanırım tadına gerek yok. Görünüşe göre kapalı bir pipetle delmek gerekiyor. Bu çiğnenmiş sakız. Deneyelim. Suyu lezzetli. Ve noodle da öyle. Ben sen kazandın. Bunu çok sevdim. Cidden mi? Ben mi kazandım? Evet, işler böyle yapılır. Özür dilerim. Peki şimdi ne yapacağız? İşte böyle. Evet, bakın, çikolatalı kurabiye istiyorum. Bu sefer resimdeki gibi.
Ha, bu çok kolay. Burada pişirecek bir şey yok. Sadece sudan çıkaralım. İşte böyle. Bir tanesini yiyeceğim. Harika. Peki ya diğerleri ne yapıyor? Bu sefer kaybetmeyeceğim. Un ve süt alacağım. İki yumurta. Hepsini karıştıracağım. İyice. Şimdi hamuru açmam gerekiyor. Benim için çok kolay bir iş. En sevdiğim oklavayı boşuna getirmedim. Gelecekteki kurabiyeleri bir kalıpla keseceğim. Birkaç ayrı şekillerde olsun. Kalıp asla hayal kırıklığına uğratmaz beni. Ay çok güzel. Wednesday ne yapıyorsun yine? Sadece hamur için giyotin. Onu parçalara ayırmalıyım. Şimdi bu sosislere parmakları şekline veriyoruz. Ve tırnaksız parmak olmaz. Bunları bir fırın tepsisine koyacağım. Ve şeker, su ve gıda boyasından krema yapacağım. Ve tabii ki yeşil olacak. Her şeyi iyice karıştırıyorum. Ve fırçayla parmaklarımızı kaplıyoruz. Tamam, kızartmanın zamanı geldi. Kabloları bağlıyorum. Işık olsun. Evet. İşte hazırlar. Yemeklerim nasıl Betty? Alışılmadık bir şey. Kurabiyelerim de pişti zaten. İşte şimdi onları çikolatayla kaplamalıyız. Ama benim renklerim de aynı şekiller kadar. Onları birbirinin üstüne koymam gerekiyor ve burger kurabiyem hazır. Müthiş olmuş. Ay, korkunç. Ya çok yavaşsınız. Ben çoktan her şeyi hazırladım. Hayır. Tüm kurabiyeleri nereye gitti? Yedim mi onları? Buldum. Tosta kızartacağım. Beyaz çikolatalı bir ezme alacağım. Ah, ne güzel bir koku. Ay. Hayır, tostlar yandı. Tamam, neyse. Sadece çikolatayla kaplayıp ezeceğim. İşte Oreo gibi. Ya hiç benzemiyor. Fazlasını yiyeceğim. İşte bu, böylesi daha iyi. Ay, bu benim için bile iğrenç. Tamam, dene Paige. Vay canına, bu sefer gerçekten çok uğraştınız. Ben hariç. Bu ne ya? Benden önce bunu birisi mi yedi? Hey, akıyor sadece içinde. Teşekkürler, yemeyeceğim şunu. Sırada ne var? Belki bu cadı parmakları. İyi görünüyor. Ve hatta tadı çok güzel. Çok lezzetli, duramıyorum. Pekala, şimdi bu hamburger. Kaç tane farklı kurabiye var. Tıpkı gerçek bir hamburger gibi. Aa, çöreği lezzetsiz. Hepsini bir kere de deneyeceğim. Çıtır çıtır ve çikolatalı. Bu kurabiyeye bayıldım. Betty, kendini aştın, zafer senin. Gerçekten mi? Nihayet. Ay, sonunda oldu. Oley. Multida Challenge kanalına abone ol. O zaman hiçbir zaman böyle komik videoları bırakmayacaksın. Her zaman çok mutluyuz. Güle güle.